Aslında onun için bir şey anlatmak istiyorum şu anda izin verirseniz Buket Hanım efendim. Evet. Ona şöyle söylemek istiyorum aslında insanları şu şekilde ayırmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ekrandakiler ve izleyiciler bence şu şekilde eminim bu bir oyun ve aslında hepimiz aynı oyunu oynuyoruz. Sadece aynı araçlarla oynamıyoruz. Örneğin bir oyun hayal edin ve bu oyunun boyutları var. Boyut herkes için geçerli fakat bazılarında mikrofon aktif değil. Bazılarında gözlük aktif. Bazılarında hem gözlük aktif hem mikrofon aktif hem de elleriyle oynayabiliyorlar. Şimdi gelişen teknolojiyle birlikte ilerideki hayatlarımızın beslenmemizin bile bu kadar dijital seviyede olabileceğini biz biliyorken şu anda bunu bu şekilde görememenin ben açıkçası biraz bana tuhaf tuhaf olduğunu düşünüyorum. Bana öyle geldi. Çünkü yani bir kişiyi siz aslında o kişi kendi kendine ünlü olmuyor. Kendi kendine tıklamıyor. Eğer siz bir kişiyi beğenirseniz onu siz kendiniz ona hediyeler göndermek zorundasınız. Bir oyun düşünün. Karakterler var. Siz o karakteri seçmelisiniz. Ama emin olun ki o karakter bir tane değil. Aynı yetenekte, aynı güçte ya da aynı parada anlatabiliyor muyum? Aynı aynı saniyelerde Başka bir yarışçı daha var ve siz onu da seçebilirsiniz. Dolayısıyla bence o biraz bakış açısını yani daha doğrusu ben Arif Bey için konuşmuyorum kesinlikle genel anlamda. Yani bütün öyle düşünen herkesi dahil ederek konuşuyorum, adını kullanıyorum ama kesinlikle onun için değil bu sözlerim. Şu şekilde birazcık daha işleri... Oyun olarak görürseniz ve aslında Albert Einstein'ın yani bunu belki bir, bir yıl, yüz yıl önce söylemişti ama biraz daha kozmos bakarsanız ve kapılar bakarsanız biraz kıyam olayını araştırırsanız çünkü kıyamet tam olarak da şu demek insanların bilinçlenmesi ve uyanması ile birlikte farklı bir kapı aralanıyor. Ve siz tabiri caizse bir tanrı gözüyle izliyorsunuz insanları. Yani birazcık böyle bizleri görebilirlerse ve aradaki yaş farkını da bu şekilde kendileri açısından avantaja çevirirlerse bizi çok iyi anlayabilirler diye düşünüyorum ve bizi yaratılan karakterler olarak görebilirler. Fakat şunu unutmayın ki bizi izleyen insanlar bir oyun düşünün bizi hediye göndermezse biz zengin olmuyoruz ki zaten.